İşte aziz kardeşlerim, insanlığın huzur ve refahı, yeryüzünün imar ve ıslahı için koşturuyoruz. Biz bu koşuşu insanları uyandırmak, insanları hem Rabbimizin bize verdiği bir görev doğrultusunda hem de teşkilat kanunumuzun bize verdiği görev doğrultusunda yapıyoruz. 4-6 yaş Kur'an kurslarımızda çalışan Kur'an kursu öğreticilerimiz, ne büyük iş yapıyorsunuz. Ne büyük iş yapıyorsunuz. Ve gittikçe sayımız artıyor. Türkiye genelinde 250 bine yakın şu anda çocuğumuz var. 4-6 yaş kurslarımızda. Yeterli mi? Değil. Potansiyel çok fazla. Birkaç milyon potansiyelimiz var. Ona ulaşmamız lazım. Çocuklarımızın karakterlerinin oluşumunda bizim emeğimiz olsun. Bunu istiyoruz. Bizim katkımız olsun. Geleceğin toplumunun, gençlerinin karakterlerinin oluşumunda bizim emeğimiz olsun. Bunu istiyoruz. Yani istiyoruz ki vatanını seven, milletini seven gençlerden oluşan bir toplumumuz olsun. Ezanını seven, bayrağını seven gençler yetiştirelim. İşte bakın yeryüzündeki katliamlara bakın, Gazze'ye bakın, Filistin'e bakın, dünyayı görürsünüz. Dünyanın çıtı çıkmıyor. Gözü önünde eğer masumlar, bebekler, çocuklar, kadınlar öldürülüyorsa dünya demek ki buna rıza gösteriyor demek. Nasıl anlayacağız bunu? Nasıl yorumlayacağız? Eğer dünya buna rıza göstermese şimdiye kadar orada durdurulamaz mıydı? Hatırlayın, bir balina karaya vurmuştu da dünya ayağa kalkmıştı. Ey insanlık! Gazze'de, Filistin'de bombalar altında can veren binlerce çocuğun, bebeğin, kadının, masumun bir balina kadar değeri yok mu sizin gözünüzde? Ey insanlık, neredesin? İşte dünya bu kadar kötülüğün içerisine batmış bir durumda. Dünya insanının büyük kısmı kendini huzur ve güven içinde görmemektedir ve maalesef geleceğe umutla bakamamaktadır. İster bireysel, ister bölgesel, ister küresel olsun, yaşanan bütün sorunları ancak İslam'ın bilgi ve hikmete dayalı üstün ahlakı ve bakışıyla çözebiliriz. Başka çözüm yolu yok. Derut ettiğiniz bu vazifenin gereğini hakkıyla yerine getirmeyi sizlere, hepinize müyesser kılmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor. Hepinize görevlerinizde başarılar diliyor. En kalbi sevgi, muhabbetlerimi sunuyorum. Bu toplantımızın hayırlı olmasını, hayırlara vesile olmasını, gençlerimize, çocuklarımıza ve cemaatimize daha verimli, bereketli hizmetler yapmaya vesile olmasını Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Allah'a emanet olun.